Başlama süreci ilkokulu bitirdik. Anneannem de bu işlerle ilgileniyordu. O verdi benim mesleğe. İşte başlayış, o başlayıcı devam ediyor. Baba çiftçiydi. Çiftçiydi o. Sonradan şeker fabrikasına emekli oldu. Köyden geldi. E, mesleğimizin sayesinde pek öyle o kadar yoksulluk baştan yani çekmedik. E, o kadar da fazla para kazanmadık. Hani kendi şeyimizi idare ede edebildik yani. Yoksa o kadar ağam bir para kazanma şeyi yok. Şimdi şu an 62 yaşındayım. Tam ilk okuldan sonra hemen başladık işte. Ramazan aylarında daha davul çıkıyor ya. İmsaktan tam o zamana kadar çalışıyorduk. Gidip yatıyorduk. Sabah erkenden yine geri geliyorduk. O zaman yoğunluk vardı şeylerde. Ismarlama işlerde hep elde dikiliyordu ceketler. Rabatifte diye bir dikiş stili vardır. Yani ceketin bir omuzlarını bir yanlarını ancak makinede dikersin. Geri kalan her yere eldedir. Meslekle alakalı geçti. Hep çarşı, çarşıda, durduk. Akşamları kenar mahalle çocuğuyuz biz. Yatmaya gidiyoruz. Gece sabah işe. E tabi disiplin var o zaman ustalarımızdan, kalfalarımızdan. Ne bileyim ya felaket bir disiplin, sabır işi bu dedik Şimdi Şimdiki çocuklar zaten öğrenim, tahsil olayına mecburen. Çünkü terziler başlasa küçük yaşta okul, okul yani tahsil kalır. Ona da anne baba razı olmaz. Biliyorsun şeyler etersi geliyor. Bir de dershaneye gönderiyorlar ki yani bölemezler şeyi. Ki bundan sonra da şey yetişmesi zor. Severek yapıyorum. Zaten severek yapmasan başarılı olamazsın. Ki ben burada Bodrum'da çalışıyorum. Da İstanbul'dan bilmem nerelerden dışarılardan müşterilerim var. Tamam mı? Yani bir işi dükkan değil. Usta yapar. Ee, okulda bir yere okuldan sonra yani gene de meslek öğrensinler. Yani en azından bir tatil aralarında, ders yılları aralarında ne bileyim 15 tatillerde yaz saatlerine gitsinler bir meslek öğrensinler. Çabuk öğrenilecek şeyler var meslekler. Yani terzi, de başlasa en azından bir birkaç yıl içinde pantolon dikmesini öğrense yeter. Zaten ben 15 yaşında başlasaydım benim işim olmazdı bu terzilikte. Çünkü önce bu parmağını bağlarlar. Tamam mı? Bak. Bu yüzük. Bu bizim dükkanımız bu. Bir de iğne. Tamam terzisin artık. Şimdi bunu böyle bağlarlar iple, bezle. Bundan en az 5-6 ay iğne çekersin beze tamam mı parmağın alışacak bunu çözdükten sonra bu alışıyor bu iğneyi ittiriyor arkadan buradan çekiyorsun. Herkes çocuğunu okutup bir yere varması için beklenti içinde Yani bir mesleği verdiği zaman bunda çocuk bıkabilir uğraşamaz kafası yatmaz o ara birkaç yılı geçer onun zararını olur. Ondan sonra başka mesleğe yönelmeye kalkar. Onda da başarısız olur. Ama okuduğu zaman belli bir yere kadar en azından bir eğitici olur. Ne bileyim müdür olur. Herhangi memur olur. Üniversiteyi bitirir. Kendi dalında yani. Kendi branşında. Yoksa meslek bundan sonra kuaförlük öyle. O da yetişmiyor. Çünkü bak, komşularımız var. Hiçbir tane okul tatilinde bir tane çocuk göremiyoruz. Tatilde bile.